Cumalar diliyorum. Cümleten selamu aleyküm. Allah cumanızı hayır eylesin, gününüzü hayır eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, yaklaşık 20 gündür seçim çalışmaları kapsamında hem şehir merkezimizde hem ilçelerimizde kapı kapı geziyoruz. Bütün esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Son bir hafta 10 gündür fark ettiğim bir şey var. Şimdi önceden siyaset 80'li yıllarda yapılırken vatandaşımızın bazı olaylardan sonradan haber olurdu. Ya mahallesine, köyüne gelen gazeteyi 3-5 gün sonra görür, siyasetle ilgili bir şeyler anlardı. Ya da mahallesine, köyüne bir siyasetçi geldiği zaman onu dinleyip memleketle ilgili bir fikirde bulunurdu. Şimdi gittiğim ya her yerde hamdolsun diyorlar ki sayın vekilim, biz akşam eve gidip televizyonu açıp seyrediyoruz. Bu memlekette ne olduğunu, ne bittiğini biz kendimiz görüyoruz. Hamdolsun artık milletimiz kendi iradesiyle akşam evinde oturduğunda bu milletin ne olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine nasıl bir zarar verilmek istendiğini çok açık görüyor. O yüzden bugün burada olduğu gibi kalabalığımız, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz her zaman tam. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben 8 aydır milletvekiliyim değerli kardeşlerim. Meclise gittiğimde bir şey gördüm. Karşı tarafta ittifakta olan bazı partileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız geldiği zaman ayağa kalkmıyor. Onu bir kenara bırakın. Bu adamlar İstiklal Marşı okumuyor. 50 tane milletvekili var. Bu adamların, malum partinin 50 milletvekili. Bu 50 milletvekili İstiklal Marşı okunduğu zaman okumuyor. Bir tanesi okusa diyeceğim ki bunların içinde bir tane bu milletin bayrağına, sınırlarına sahip çıkacak adam var diyeceğim ama maalesef yok. Bundan sonraki 5 yılda da Osman Başkan'ın Türk oğluna layık olduğu hizmeti dört dörtlük yapacak. Hükümetin desteğiyle, milletvekillerinin desteğiyle, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle Türk oğlunu Türk oğluna yakışır şekilde yönetecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir şey daha diyeyim. Cumhurbaşkanımızın kürsüden açık ve net söylediği bir şey var. Bu davanın içinde olduğunu iddia edip de bu davaya ihanet edenler bu kadar zor şartlarda, bu ülkenin bu halinde herkes milletin bekası için, devletin bekası için çalışırken başka yerlere gidip de bu millete hizmet edeceğini söyleyenlere inanmayın değerli kardeşim. Türkoğlu'na da, Kahramanmaraş'a da, davasına da hizmet edecek adam bu davanın yanında durur. Öyle gittim, kazanırım, geri gelir, buraya yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanımız kürsüden çok açık ve net söyledi. Kardeşim, beni bugün yarı yolda bırakanların hiçbir ilişkin yok dedi.